Budizm ve onun Hinduizm'le bağlantıları konusunda bazı videolar yaptık arkadaşlar. Ancak bu videoda yapmak istediğim şey önemli bir soruyu daha açık ve net bir biçimde cevaplamak. Budizm neden, ne zaman ve nerede ortaya çıktı? Bu tarih çalışırken kendinize her zaman sormanız gereken bir sorudur. Bir şey neden ortaya çıktı? Nerede ve ne zaman, nasıl gerçekleşti? Bu çok önemlidir arkadaşlar ve bu videoyu duraklatmanızı ve düşünmenizi öneriyorum. Belki Budizm ve Hinduizm hakkındaki bir takım araştırmalar yapıyorsunuzdur ve bu soruyu düşünmek araştırmanızı daha da güçlendirir. Şimdi önce genel olarak bağlamı bir hatırlayalım hep beraber. Bu da günümüzde Nepal'in doğusunda olan Kuzey Hindistan'da ortaya çıkar. Hinduizm yüzyıllardır, muhtemelen bin yıla yakın bir zamandır gelişiyor. Şimdi diğer videolarda da bahsettiğimiz gibi Upanishadlarda anlatılan Hinduizmin manevi bir özü var. Atman kavramı yani iç benliğimi. Bunun yanında Brahman yani gerçekliğin doğası ya da üstün gerçeklik var. Buna göre Maya'nın ilüzyonunda yaşıyoruz, dur ve nihai gerçekliğe ulaşmak için meditasyon yapmalı, gözümüzü kapatan bu örtüyü delmeli ve sonunda doğuş ve yeniden doğuş anlamına gelen samsaradan kurtulmalı, Brahman'ın üstün gerçekliğine erişmeliyizdir. Ancak bu da zamanında Hinduizm'de belki dinle daha da fazla bağlantılı olan başka taraflarda vardı o zaman arkadaşlar. Ve dağlarda çok sayıda ritüel var ve bu da döneminde e, onun içinde büyüdüğü Hinduizm bunun ritüel yönlerine çok fazla odaklanmıştı. Ve bu, herkesin bu ritüelleri gerçekleştirebileceği bir Hinduizm değildi. Buda'nın içinde büyüdüğü toplum sınıflara ayrılmış yani böyle tabakalaşmış bir toplumdu. Kast sistemini biraz ayrıntılı olarak tartışmıştık. Kast sisteminin ne oranda büyüklerden genç nesillere geçtiği ve dinin ne ölçüde bir parçası olduğu hala tartışma konusudur. Ancak bu sistem zamanın kültürünün bir gerçeğiydi. En tepede din adamları, rahipler olan brahminler var. Ee, bazı kaynaklarda bunlar brahmanlar olarak da geçiyor. Ama yüce gerçek anlamına gelen brahman kavramıyla karışabileceği için biz brahminler ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Brahminlerin güçlerinin çoğu vedaları yorumlama yeteneklerinden, ritüelleri doğru bir şekilde uygulamaktaki özel yeteneklerinden geliyordu. Bu da ise yönetici sınıfındaydı. Kışatriyalar sınıfına mensuptu. Ancak onlar bile Brahminlerden bir basamak aşağıda görülüyorlardı ve özellikle de kast sisteminin alt basamaklarında olanlarsa oldukça kenara itilmiş insanlardı. Bu da doğduğunda başlangıçta çok ayrıcalıklı bir hayata sahip. Aslında bir prens olarak dünyaya geliyor. Ancak bu da dünyadaki acıları gördüğünde Toplumun bu alt basamaklarında yaşanan pek çok acıyı gördüğünde cevaplar manevi cevaplar aramaya başlar ve gördüklerinden memnun olmaz. Bu egemen sınıftan aldığı cevaplardan memnun değildir. Hatta bunlardan şüphe duyar ve kendine der ki: "Acaba bunlar gerçekten manevi öze, yüce gerçekliğe mi odaklanıyorlar yoksa kendi iktidarlarını korumanın bir yolu olarak ritüelleri mi kullanıyorlar?" Ritüel derken bu durum, bu durum özelinde aslında biraz böyle şekilcilik diye de düşünebiliriz. Yani dinin özünü kavramak yerine yüzeysel boyutta ritüelleri yapıp geçmek. Evet, o sırada Hinduizm'de başka bir gelenek daha var. Bu Budizm'in neden bu tarihte ortaya çıktığına ilişkin çok önemli bir gelenek. Bahsedeceğim şey bir tür çilecilik ya da asketizm geleneğiydi. İnsanlar evlerini bırakıp ormanlara gidiyor, meditasyon yaparak hayatın ne olduğunu düşünüyordu. Bu insanlar manevi öze çok daha fazla odaklanıyorlardı ve böylece Buda da başlangıçta bu yolu izlemeyi seçti. Evini bırakıp meditasyon yapıyor ve nihayetinde bir kavrayışa varıyor ya da bir başka deyişle aydınlanıyor diyelim. Budizmin köklerinde bu katmanlı toplumun olmaması gerektiğinin farkına varıyor. O zaman diyor ki Budizm'in köklerinde bu olmamalı. İnsan ritüel üzerine odaklanmamalıdır. En nihayetinde Samsara'nın döngüsünden kurtulmak ve Nirvana'ya ulaşmak için çok kişisel bir yolunuzun olması gerekiyor. Şimdi Budizm'in neden, ne, e, ne zaman ve nerede ortaya çıktığı sorusuna cevap verecek olursak, Budizm'i Hinduizm'in bir tür yeniden düzenlenmesi olarak görürsek, Buda'nın Hindu olduğunu kendimize tekrar hatırlatmak önemli. Ayrıca bu da Hinduizmin düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini, reforma ihtiyaç duyulduğunu düşünüyordu. Buda'nın yaşadığı dönemde Hinduizmin son derece ritüellere dayalı olduğunu hatırlamak da önemli. Tabakalaşma vardı ve bariz bir şekilde bu dinin reforma ihtiyacı vardı. Şimdi ortada başka bir soru daha var. Budizm bir şekilde ortaya çıktı ve bunun neden olduğuna dair bazı fikirlerimiz de var ama peki neden bir din haline geldi? Bir iddiaya göre anlattığı şeyler çok etkileyici ve inandırıcıydı. Artık bu yönetici sınıf ya da rahiplerin aracılığına ihtiyaç yoktu. Herkes kendi kişisel yolunu izleyebiliyordu. Ayrıca belki de bu yönüyle Budizm, zamanın geleneksel hiyerarşisinde kenara itilmiş insanlara cazip geliyordu. Bir başka iddiada, başka videolarda incelediğimiz İmparator Asoka ile ilgili. Asoka, Kalinga'da on binlerce insanın öldürüldüğü savaştan sonra suçlu hissederek Budizm'e yöneliyor ve Budizm'in en büyük hamilerinden biri oluyor. Bu dinin yayılması için dünyanın dört bir yanına misyonerler gönderiyor. Yani Budizm'in neden yayıldığıyla ilgili iddialardan biri, Buda'dan birkaç yüzyıl sonra önemli ve güçlü bir imparatorun bu dine geçmesi ve onu yaymaya karar vermesine dayanıyor. Bu da bizi aslında ikinci soruya götürüyor az önce anlattığımız şeyin tarihte başka benzerleri var mı sorusu. Bu soru da aslında tarih çalışırken kendinize her zaman sormanız gereken bir soru. Hemen bu soruya uygun bir senaryo düşünelim. Aslında burada manevi öz var ama nihayetinde pratikte uygulandığında ritüele dayalı bir tarafı da var dedik. Öyle değil mi? Öte yandan bir de tabakalaşmış bir toplum söz konusu ve en tepede ritüel üzerinde tek söz sahibi olan bir sınıf var ve bu sınıf iktidarının ve gücünün çoğunu zaten ritüelden alıyor. Sonra birisi geliyor ve diyor ki bu rahipler ve din adamları hakiki bir şekilde manevi öze dinin kendisine yoğunlaşmak yerine daha çok iktidara ve ritüele odaklanıyor. Bunu diyen kişi itirazına karşılık raiplerin verdiği cevaplardan da memnun olmuyor. Buna benzer başka bir şeyler düşünebiliyor musunuz? Benim aklıma birkaçı geliyor ve unutmadan altını çizeyim. Bunların hepsi tartışmaya açık ve bu da zaten tarihin eğlenceli tarafı. Yani hangi olaylar bu kategoriye girer, hangileri girmez? Kişiden kişiye değişebilir ve oturup tartışabiliriz. Benim aklıma gelen bir örnekle devam edelim. Budadan yaklaşık 500 yıl sonra Nasıralı İsa adında biri dünyaya geliyor. Peki Hz. İsa'nın yaşamının buradaki anlattıklarımızla benzerliği nerede? Aslında bu durumda da Hz. İbrahim ve Hz. Musa'dan gelen bir manevi öz var, bir din var. Ama bir taraftan da o dönemde oldukça nüfus sahibi olan faresilerin ritüelleri var. Mesela Hz. İsa tapınakta para bozanlar denen bir grup insanı görüyor ve dinin yozlaştığını düşünmeye başlıyor. Vaazlarının büyük bir kısmı reformla manevi özü yeniden hatırlamak üzerine ayrıca insanları dinle daha kişisel bir bağ oluşturmaya teşvik etmeye çalışıyor ve toplumdaki tabakalaşmayı kırmaya çalışıyor. Kendini kenara itilmiş hisseden insanlar için bunun ne kadar etkileyici olduğunu tahmin edersiniz. Buradaki benzerlik bununla da kalmıyor. Tıpkı Buda'dan birkaç yüzyıl sonra Asoka'nın ön plana çıkarak dini yaygın hale getirmesi gibi Hz. İsa'da da benzer bir durum yaşanıyor. Hz. İsa'dan yaklaşık 300 yıl sonra Konstantin Romalıların imparatoru oluyor. 300 yıldır Hristiyanlara zulmetmiş olanlar da aynı Romalılardı. Ama birdenbire Konstantin iktidara gelince Hristiyanlığın sadece yasal olmasını sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda dini teşvik ediyor ve bizzat Hristiyan oluyor. Hatta Konstantin'in ölümünden sonra Hristiyanlık Roma'nın resmi dini oluyor. Bu dayı da Hz. İsa'yı da anlatırken her ikisinde de bir reformcu hamuru olduğunu görebilirsiniz ve her ikisinden de birkaç yüzyıl sonra dini benimseyen ve yaymak için çalışan güçlü bir imparator geliyor. Peki başka örnekler neler olabilir? Aslında Hristiyanlık dünyasında Hz. İsa'nın zamanından 1500 yıl daha ilerlersek Martin Luther zamanına gidebiliriz. Martin Luther, Hristiyan kilisesinin 16. yüzyıl başlarında manevi özden ve Hz. İsa'nın öğütlerinden uzaklaştığını ve ritüellere çok fazla odaklandığını, rahiplerin ve papanın maneviyattan ziyade iktidara, güce düşkün olduğunu düşünüyor. Bu nedenle dini daha kişisel hale getiren, rahiplerin aracılığına ihtiyaç duyulmadan kişinin dinin manevi özüyle kendi kendisine bağ kurmasını öngören Protestan Reformu'nu başlatıyor. Bu videodan sonra Budizm özelinde anlattığımız bu olayın başka benzerlerinin dolup olmadığını düşünebilirsiniz. Böyle başka dinler ya da inanç sistemleri olabilir mi? Mesela İslamiyet ya da Sihizm bu düşüncelerle nasıl bir bağlantıları var ya da nasıl bağlantıları yok? Belki de taban tabana zıt örneklerdir, bilemiyoruz. Ya da belki tarihte bu anlattığımız olayın benzeri olan ama dinle hiçbir ilgisi olmayan durumlar da vardır. Belki de siyaset, fen bilimleri veya ekonomi bu alanlardan birkaçı olabilir.